Trump yönetimi önümüzdeki dönemde Suriye'de kiminle ittifak yoluna gideceğine, yani Obama döneminde olduğu gibi Suriyeli Kürtlerle mi yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri ve onu desteklediği muhaliflere mi yürüyeceğine karar verecek. Karar büyük ölçüde Beyaz Saray'ın, bu yüzden de son günlerde bu kararı etkilemek için yapılan satranç hamlelerine de şaşırmamak lazım. ABD'nin Orta Doğu ordusu CENTCOM'un başında General Joseph Votel, geçen hafta Kobani ve Rakka cephesinde hazır bekleyen ve YPG'nin asli unsur olduğu Suriye Demokratik Güçlerini ziyaret etti. Bunu Washington tercihini Kürtlerden yana koydu diye okumamak lazım. Votel ve temsil ettiği Pentagon askeri kanadının başından beri YPG ile ittifaktan yana olduğunu biliyoruz. ABD askerinin YPG kontrolündeki bölgelerde 4 tane üssü ve birkaç yüz askeri var. Askerler bu noktadan sonra müttefik değiştirmeden Rakka operasyonunu Suriyeli Kürtler ve SDG ile yapmak istiyor. Sanırım bu yüzden olacak. Salı gecesi bir anda ABD'nin Orta Doğu'daki ordusu CENTCOM'un resmi hesabından Rakka'ya hazır başlığıyla YPG'li kadın savaşçıların 3 fotoğrafı yayımlandı. Bu resimler yakında Menmiş'e yürüyeceğini dilendiren Türkiye'ye üstü kapalı bir mesaj mıydı, yoksa tam tersine karar aşamasındaki ABD hükümeti ve Beyaz Saray'ı etkilemek amaçlı mıydı bilemiyoruz. Üçüncü bir olasılık da CENTCOM'un bu Twitter hamlesinin Trump'ın kritik kararı öncesinde Ankara'yı provoke etmek amaçlı olmasıydı. Türkiye'yi kızdırarak ya da Türkiye'deki karar vericilere ABD'nin çoktan YPG'yi seçti izlenimini vererek Ankara'yı Suriye'de yanlış bir hamleye teşvik etmek. Bu arada Türkiye'de geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafına Rakka operasyonu için planlarını sundu. Ancak Türkiye'nin önerisi daha önce kulislerde konuşulan askeri mevcudiyetin gerisinde. Sabah gazetesinin haberine göre TSK'nın Pentagon'a Rakka operasyonu için verdiği teklif 10.000 kişilik bir muhalif ordusu ve 4.000 kişilik bir TSK özel kuvvet gücünü öngörüyor. Konuştuğum gözlemciler, bu rakamların Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için yeterli bir askeri güç oluşturmayacağını, bu durumun ABD yönetimi içinde YPG ile yürüyelim diyenlerin elini güçlendireceğini söylüyor. Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası öngörülen bel kemiğini TSK'nın oluşturduğu 20.000 kişilik bir güçtü. İçinden geçtiğimiz bu hassas günlerde Genelkurmay Başkanı doğrudan ilgilendiren hürriyet tartışması Ankara için iyi olmadı. Önümüzdeki günler, hatta saatler kritik gelişmelere gebe. Basında çok yer almasa da son birkaç gündür TSK'nın Menbiç'in batısındaki YPG kontrolündeki köylere doğru bir hamle yaptığını yazıyor. Her şey olabilir. Bir anda karşımızda Suriye'de ikinci bir cephe açıldığına tanık olabiliriz. IŞİD'den sonra YPG'ye karşı cephe ve Türkiye-ABD ilişkileri iyice çıkmaza girer ya da beklenmedik bir biçimde Washington'la uzlaşı olur ve YPG Ankara arasında yeniden bir modus vivendi oluşur. Dedim ya, kritik günlerden geçiyoruz. Tanımadığımız adamlar bizim hepimizin geleceğini, hayatını, hayat kalitesini etkileyecek kararlar almak üzere. Ve biz sadece izlemekle yetiniyoruz.